Sinemadan herkese merhaba. Hepsi Sinema haftanın konuğuyla yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada çok değerli ve özel konuğumuz var. Bu haftaki konuğumuz oyuncu Tansu Biçer. Tansu Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tansu Bey, siz Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunusunuz. Tiyatro okuma fikri ve sonrasında oyuncu olma düşüncesi nasıl gelişti, anlatır mısınız bize? Yani şöyle, başlarda ben lise döneminde aslında çok da ne yapacağını bilen biri değildim. Yani bir meslek seçmiş biri değildim. Bir şeyleri merak eden biri değildim. O kadar böyle bir kafaya koydum, ben avukat olacağım, kafaya koydum doktor olacağım gibi şeylerim yoktu benim. Biraz böyle bir... Biraz uçuşuyordu her şey kafamın içinde. Bu noktada işte karikatürler çiziyordum lise zamanında. Dolayısıyla böyle hani grafik tasarıma mı girsem gibi, hani çizimle ilgili bir şey yapsam. Şeyi söyleyebilirim, asla şeyi istemedim. Masa başı bir iş istemedim. Asla böyle çok düzenli bir iş istemedim. Yani ya çizim yapacaktım, ya oyunculuk yapacaktım, ya bir şey. Yani hep bu böyle bir sanatın bir tarafında olacak gibiydim yani. Biraz hislerim öyleydi. Hayal gücüm beni hep oraya itiyordu. Böyle hani dalıp gidiyordum falan, bir sürü hayal kuruyordum falan. Dolayısıyla aslında kendimi iyi hissettiğim yerler oralar oldu. Benim sıra arkadaşım var, Süleyman Karamet. Hala da birlikteyiz, hala da arkadaşım şey olarak. O çok seviyordu ve onunla birlikte başladım aslında. Sonra bir anda da tutuldum ve öyle devam etti ve oyunculuğun benim için iyi olacağına lisede karar vermiş oldum. Hatta gittik, müdür yardımcımızla bile konuştuk. Biz o zaman ÖYS vardı. Biz ÖYS'ye girmeyeceğiz. Bizim dersleri azaltın. Biz de tiyatro kursuna gidelim bu arada gibi bir teklifte bulunduk. Müdür yardımcımıza, o da sağ olsun kabul etti. Bizim bölümlerimizi şey yapıp derslerimizi azalttı falan. Çok sağ olsun gerçekten. Öyle öyle de biz tabii ki kursa gitmeye başladık. Bütün okuldan ayrı kalan zamanlarda falan. Sonra da Eskişehir'in sınavına girdim. Eskişehir'in sınavına girince, kampüsü görünce, işte Hacettepe'ye girme planım da vardı o sırada. Ben kampüsü görünce yok tamam dedim ya, ben burada okuyacağım. Burası benim için çok iyi. Böyle bir kampüs olsun. Kazanırsam burası, kazanamazsam da bir daha yine burayı denerim falan gibi bir şey oldu ve kazandım. Ondan sonra da başladı işte bir şekilde. Aslında ne diyebilirim yani... Bir zorlamaya maruz bırakmadım kendimi. Aslında seçimimi etkileyen şey o oldu. Yani annemi babamı tatmin etmekle uğraşmadım. Yani onlar istiyor diye bir şey yapmadım. Onların haberi bile yoktu aslında benim konservatuara gitmek istediğimden. Sonradan haberler oldu. Son dönemimde falan haberler oldu. Ve ben net kararım bu, bunu yapacağım dedim. Babam da sağ olsun. Hayat senin hayatın, ne yapmak istiyorsan yap. Nasıl olacaksa olacak, bakacağız ama çok zor bir hayat seçtiğini unutma dedi. Ben de tamam dedim, her şeyine varım dedim. Annem bir süre üzüldü. Olmayacak. Hani parasızlık içinde tiyatrocu olacak falan diye böyle. Sonra o da rahatladı. Hani o noktada hakikaten önce o lisedeki hocam, sonra annemin babamın desteği ve benim de bir şekilde kararlılık göstermiş olmam, isteğimin arkasına durmam. Aslında bugün olan şeylerin tohumunu attı diyebiliriz yani. Sonrasında da okul okudum, mezun oldum. Bir sene orada asistanlık yaptım. Sonra asistanlığın bana göre olmadığını fark ettim. Bu iş zaten İstanbul'da yapılıyordu. O esnada tam Semaver Kumpanya açılıyordu Işıl Kasapoğlu tarafından. Onun haberini aldım. Sonra gideyim bir şansımı deneyeyim dedim. Gittim ve orası da oldu. Ondan sonra da zaten bir sürü oyunda oynamaya başladım. Derken işte bir süre sonra Semaver'den ayrıldım. Sonra başka birkaç özel tiyatroda çalıştım. Bu esnada ayrıldıktan sonra filmler gelmeye başladı. Biraz böyle bir her sene ardı ardına film çekme gibi bir şeyin içine girdim. O çok ilgimi çekti. Çok sevdim yani sinema setini. Derken ufak tefek diziler oldu. Şimdi de işte böyle bir rayına oturdu, gidiyor bir şekilde. O açıdan iyi. Tansu Bey, babanızın size söylemiş olduğu cümlede kaldım. Zorlu bir yol seçti demiş babanız size. Gerçekten sizin için zorlu oldu mu bu yol? Bu zor geçti, evet. İlk gençlik zamanları tabii ki zordu. Ama en büyük zorluğu ekonomik tarafıydı aslında. Yani onu bir şekilde halletmeye başlayınca, ondan da şuradan söyleyeceğim onu da. Zaten az bir para kazanacaksın. Bir para kazanman gerekiyor zaten.
ve gençsen ve sanatla uğraşıyorsan, ben şeyden hiç gocunmadım. Bir süre gençliğimin ilk mezun olduktan sonraki ilk profesyonellik yıllarımda bir süre annemden babamdan destek alma konusunda hiç utangaçlık yapmadım. Olabildiği kadar, yapabildikleri kadar. Ve böyle sanki hani üçümüz aynı o yoldayız gibi. Benim kardeşim yok. Dolayısıyla üçümüz aynı yoldayız gibi. Birbirimize destek olacağız biraz gibi bir mantığım vardı yani. Ve olmaları gerektiğini düşünüyordum açıkçası. Ve ben herkesin böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta sizin çocuğunuz bir tercih yaptıysa bir şekilde onun arkasında durmak, onu o yola girene kadar desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Bunu da onlara da söyledim zaten yani. Yani tabii ki hani sizden şu dönemde para isteyeceğim, bir şey yapacağım ve geri kalanı da kendim halletmeye çalışacağım. Bir de genç oyuncular için söylüyorum bunu aslında. Genç oyuncu adayları için söylüyorum. Önceliğinin ne olduğunu belirlemen gerekiyor. Yani tabii ki kira öncelik, tabii ki fatura öncelik. Ama ondan sonra kendini geliştirmek için senin önceliğin ne? Onları bulman gerekiyor ve asıl parayı da oraya harcaman gerekiyor. O zaman elinde para tutamasan bile hiç değilse mental olarak, ruhsal olarak rahat bir yerde durduğun bir hayat geçiriyorsun. Yoksa bir birikim yapamıyorsun tabii ki sadece tiyatrodan. Bugün daha mümkün gibi görünüyor ama bugün de zaten ekonomik koşullar ortada. Hani benim mesela işte dersler veriyoruz falan, oradaki birçok öğrencim sürekli başka işler yapıyorlar. Yapmak zorundalar. Ama yapacaklar. Yani yapmaları gerekiyor. Yapmalılar. O konuda ama benim işim bu değil ki. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Artık oraları geçtik. Yani yapmak zorundayız. Ekstra bir iş. Garsonluk olur, o olur, bu olur. Biraz hocalık olur, bebek bakıcılığı olur, köpek gezdiriciliği olur. Ne olursa yani. Sana para getirecek bir şeyi yapmalısın. Sadece oradaki fark şu. Bu yaptığın şeyi oyunculuk için ya da yaptığın, uğraştığın sanat dalı için yaptığını unutmaman gerekiyor. Kendini, sanatını gerçekleştiremeyen, sanatıyla uğraşacak vaktini gidip bu saçma sapan işlere ayıran bir yere konumladığın zaman o zaman onların sana faydası olmuyor. Oradan gelen paranın da hayrı olmuyor, oradan öğreneceğin şey de olmuyor. Ama diğer türlü her şey senin asıl sanatına hizmet edecek bir derse dönüştürebiliyorsun yaptığın bütün işleri, ekstra işleri. Dolayısıyla öncelik önemli. Ne yaparsan yap, kendi sanatın için, onu beslemek için yaptığını düşündüğün anda zaten her işi yapabilir hale geliyorsun. Ve o noktada da çekincelerin de kalmıyor, korkuların da azalıyor. Daha rahat ayakta kalıyorsun, daha rahat ilişki kurmaya başlıyorsun. Ve sadece oyunculuk yapsan ne olacak? İşte bir sürü ekstra iş yapıyorsun, bir sürü insan tanıyorsun, bir sürü duruma şahit oluyorsun. Bir sürü anın içinde kalabiliyorsun. Hayatında karşılaşmayacağın şeylerle karşılaşabiliyorsun. Bunlar da senin sanatını destekliyor aslında. Biraz öyle bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani ne yaparsan yap. Para kazanman gerekiyor. Evet, bunun için ne yapman gerekiyorsa yap. Ama bunu bir gün gerçekten rahatça yapacağın işini beslemek için yaptığını düşünürsen rahat edersin. Ben hep öyle düşündüm yani ve orada rahatladım aslında. Olan bütün ekstra şeyleri öyle düşünmüştüm yani. Peki oyuncu olmak için mektepli olmak önemli mi? Bence değil. Yani... Nasıl yönetmen olmak için önemli değilse, nasıl ressam olmak için önemli değilse, bugün Türkiye'deki bir sürü ressam resim okulundan değil. Geçmişte bir sürü usta, ressam, heykeltıraş dediğimiz bir sürü insan bu işin okulunu okumuş değil. Bir insan bir şey yapmak istiyorsa yapmalı. Yani ne canı istiyorsa onu yapmalı. Çünkü bu sanat aslında. Ve herkes özgür olmalı. Herkes istediği gibi gelip yapabilmeli. Asıl zor kısmı şu, onun gerekleri var. Onları yerine getirmen gerekiyor. Onları yerine getirmeden yapmanın bir anlamı yok. Külfet o zaman. Anlatabildim mi? Yani senin illa okul okuman gerekmiyor, evet, ama bunun bir takım gerekleri var. Yani eğer tiyatro yapacağım diyorsan, evet, sesinle ilgili bir şey var. Bunu artık illa okulda çalışman gerekmiyor. YouTube'u bile açsan olacak şeyler var. Yani dünya da oraya geldi. Şimdi dünyada eğitimin, iletişimin bu kadar arttığı bir yerde de bir okula hapsolmanın da çok anlamı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Üstelik son dönemde konservatuarların da çok uzun olduğunu düşünüyorum. 4 senenin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Daha kısa sürede daha fazla şey yapılabilir. Daha sıkı ders programları daha sıkı tutularak 2 senede, 3 sene içerisinde bu okullar bitebilir. Ama onun dışında hani önceki kısma dönecek olursak, bir insan ne yapmak istiyorsa yapmalı.
O onun alanı. Şimdi ben canım resim yapmak isteyince ama gitmedim Mimar Sinan'a mı diyeyim? Yani zamanında lisede çiziyordum bir şeyleri. Belki birinden birkaç ders alsam ve kendimi ifade etmenin yolunu bu olarak görüyorsam, birinin bana tutup da ama sen okul okumadın tabii nasıl olacak bu işler demesini istemem. Dolayısıyla ben de hiç kimseye bunu demiyorum. Gençliğimde diyordum tabii ki. Ama sonradan anladım bunun böyle olmayacağını ve bunun aslında konservatif bir bakış olduğunu. Yani bu kadar da kapalı bakmaya gerek yok. Herkes yapabilir. Yeter ki onu iyi yapmak için bütün gerekleri yerine getirsin. Yani çalışmasına yapsın, hazırlanmasını doğru yapsın. Bir eğitim almak istiyorsa alsın, eğitime ihtiyacı varsa onun yolunu bulsun, hani onları arasın. Yeter ki gereğini yerine getirsin. Ondan sonrası zaten ne oldu çok görece çıkan sonuca karşı hani her zaman çok iyi olmuyor, her zaman da çok kötü olmuyor. Ama birileri gerçekten çok kötü diyor, birileri gerçekten yere göğe sığdıramıyor. Şimdi aynı iş, aynı performans, aynı yolculuk ama birileri Allah kahretsin nefret ettim izlerken, birileri de diyor ki hayatımda böyle bir şey izlemedim. Şimdi bu göreceli durum varken neye göre biz bir şey belirleyeceğiz? Hani doğrusu budur diyeceğiz yani. Çünkü alıcıda öyle bir şey yok, karşılık yok. Tansu Bey, oyuncu olmak isteyen çok insan var. Kimler oyuncu olmalı sorusunu birazcık değiştirmek ve tersten sormak istiyorum. Kimler oyuncu olmamalı sizce? Kimler oyuncu olmamalı? Sabırsız insanlar için zor olabilir. Kimse olmamalı demem ben, öyle bir şey yok. Ama kim daha çok zorlanır diye cevap vereyim buna. Sabırsız insanlar çok zorlanabilir. Çünkü oyunculuk çok deneyimle alakalı bir iş. Deneyim kazandıkça daha iyisi olmaya başlıyor ve yani en deneyimli halinizle aslında kendinizin en rahat hissettiği, kendinizi en ikna olduğunuz zamana en deneyimli halinizle geleceksiniz. Şimdi ben 44 yaşındayım. 54 yaşında bugün oynadığım gibi oynamayacağım. Bundan eminim. Ve diyeceğim ki yani Allah'ım bütün o gençlik ve şey hani böyle iyi zamanlarım nasıl geçmiş ya falan dediğim bir sürü işim olacak. Bu tamamen deneyimle alakalı bir şey. Ve gerçekten bir senenin bile farkı var. Yani geçen sene oynadığınızda yaptığınız hataları bu sene yapmıyorsunuz. Dolayısıyla sabır isteyen bir şey. Sabır derken bundan bahsediyorum. Yani çalışmaya devam edeceksiniz. Sonuçtan asla emin olamayacaksınız. Asla bilemeyeceksiniz. Asla iyi mi kötü mü bilemeyeceksiniz. İçinize sinecek, kimse beğenmeyecek. Hiç içinize sinmeyecek, herkes bayılacak. Bu gariplikte bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla sabır çok önemli ve angaje olmak çok önemli. Bir şeye konsantre olmak çok önemli. Bunun böyle bir meslek hayatı gibi düşünmek lazım. Hani oyunculuk yapıyorum ve şu an yapıyorum bir oyunculuk işte bakalım nereye gidersek değil de hayır bunu bir meslek hayatı olarak düşünüp kaç yaşına kadar bunu yapabileceğin hakkında kendine bir fikrin olması lazım. Yani ben diyorum mesela işte hani 80 küsüre kadar yapabilmem lazım eğer sağsam. Anlatabildim mi? Ya da bir hastalığım olmadıysa bu hala kamera önüne geçebiliyorsam oraya kadar yapabilmem lazım diyorum. Bunun için de neyi korumam gerektiğini, neye sahip çıkmam gerektiğini merak etmem gerekiyor. Yoksa tabii ki yarın da yapamaz hale gelebilirim. O değil derdim. Hani ama eğer ki şartlar doğru gidiyorsa, bir sıkıntı çıkmıyorsa, ne fiziksel olarak, ne psikolojik olarak, ne mental olarak herhangi bir şey başıma gelmiyorsa ben çok uzun yıllar yapmak istiyorum. Şimdi oyuncuların da biraz bunlar hakkında düşünmesi gerekiyor bence. Hani yarın bir gün yapmayı veririm olur biter. Yani tabii ki zaten yapamaya da bilirsin. Hani o bir plan değil. Anlatabildim mi? Ama şunu da diyebilirsin. Ben 55'ten sonra abi tamam bırakacağım her şeyi. Çekileceğim ve bitecek. 55'e kadar da ne yapıyorsam onu yapacağım. Okey, bu bir plan mesela. Dolayısıyla biraz bu planı yapmaya kalktığında da sabır çok önemli bir yerde. Angaje olmak çok önemli bir yerde oluyor. Bunları koruyabildiğin zaman o hedefe gitmek için adım atabiliyorsun. Seçimlerini ona göre belirleyebiliyorsun. Neye göre seçim yaptığımız çok muallak ya. Hani bazen 6 ay iş gelmiyor. Sonra ilk gelen işe mecburen atlamak zorunda kalıyoruz falan. Ama hani aslında o doğru iş değil. Gene orada bekleyebilmen lazım. Aslında keşke onu yapmasan sonrasında öyle olmayacaktı dediğimiz bir sürü olay yaşanıyor mesela.
Şimdi o sabır çok önemli işte o noktada. 6 ayın sonunda ekonomik olarak sıkışayım ama başka bir şey bulayım ve bu işi yapmayayım, şu işi bekleyeyim diyebilmek. Ya da kazandığım parayı öyle değerlendirebilmek. Hani çünkü biz parayı kazandığımızda aslında onun için kazanıyoruz. Bunu unutmamak lazım. İşleri reddedebilme alanı açmak için biz para kazanıyoruz aslında. Biz şey için kazanmıyoruz. Bir sürü varlık sahibi olmak için kazanmıyoruz aslında parayı. O zamanı kendimize alabilmek için kazanıyoruz. Çünkü yeri gelecek 2 sene işsiz kalacaksın. 2 sene hiçbir yerde çalışamayacaksın. Dolayısıyla onu ona göre kullanman lazım. Şimdi o özgürlüğü de elinin altında tutabilmen lazım ki kariyerin senin istediğin gibi için rahat bir şekilde ilerleyebilsin. Peki Tansu Bey, sizin pes etmeyi düşündüğünüz, artık yapmayacağım bu mesleği dediğiniz anlar oldu mu? Oldu. Oldu tabii ki. Yani oldu. Biraz zor da geçti açıkçası. Bir zaman da aldı ama atlatmayı başardım. Hani oturup düşünüp neden böyle olduğunu anlamaya çalışa. Çünkü bırakırsam ne yapacağımı bilemiyordum. Dolayısıyla bırakmamam gerekiyordu aslında. Çünkü bu işi çok seviyorum. Çok mutluyum. Yaparken iyi yapmak için çok uğraşıyorum. Sonuçlardan insanların büyük bir yüzdesi memnun. Yani herkes tamam okey diyor, hani güzel diyor, beğendik diyor. Orada da okeyiz ama benim içimde bir şey var ki ben bunu yapamayacağım. Yani beceremeyeceğim gibi de değil, yani götüremeyeceğim bunu böyle gibi bir dönemim oldu. Çok da böyle genç bir dönemimdeydi. Çözümü böyle biraz durma ile buldum aslında. Biraz durarak buldum yani. Hani bir şey yapmayacağım gibi. Ondan sonra da tam o sırada da sinema girmeye başladı hayatıma. Ha dedim, tiyatrodan farklı bir şey yaparsam belki bana iyi gelebilir. Dur bir hazır bir şey gelmişken deneyeyim bunu dedim. Oradan biraz toparladım. O zaman işte bakışım biraz değişti. Biraz kafam rahatladı. Evet seviyorum ya, oluyor dedim. Sinema setlerini de kendime bir okul olarak görmeye çalıştım. Hani bir takım filmlerde oynuyorum artık gibi bir yere girmek yerine bunu da bir okul olarak görmeye çalıştım. Kamerayı anlamaya çalıştım. Kamera önündeki oyuncuyu anlamaya çalıştım. Setin nasıl işlediğini anlamaya çalıştım. Aslında oyuncunun oradaki pozisyonunu anlamaya çalıştım. Biz ne işe yarıyoruz bu filmlerde onu anlamaya çalıştım. Onlarla ilgilendim. O bana iyi geldi. Aslında bir şekilde bir küçük eğitim hayatı iyi geldi diyeyim. Belki de bizi zorlayan şeyler onlar oluyor. Oralarda belki şey yapmamız lazım. Yeniden bir eğitime dönmek. Herhangi bir eğitime. Yani başka bir ders bile olsa başka bir şey yapmak galiba bizi kurtaran şeylerden biri oluyor. Çünkü ben bir de tabii şeyi de seviyorum. Öğrenmeyi de seviyorum. Öğrenmeyi sevmeyen biri ne yapar onu düşünüyorum. Hani bir yandan da hani bilmiyorum onu ama belki o kurtardı beni. Biraz böyle bir eğitimmiş gibi bakmak hayata. O beni rahatlatmış olabilir. Tekrar geri dönüşümü sağlamış olabilir. Gibi gibi. Yoksa oldu tabii ki, olmaz mı? Herkesin oluyor zaten. Peki Tansu Bey, sizin gönlünüz tiyatro oyunculuğundan yana mı yoksa sinema oyunculuğundan yana mı? İkisini de çok seviyorum. Proje iyi olmadığı müddetçe, yani proje iyi olmadığı zaman hangisini yaptığınızın çok bir önemi yok. Yani projenin iyi olması lazım. İyiden kastım da şu, çok seyirci çekecek olması ya da çok iyi bir rol olması ya da çok işte acayip bir oyun olması değil aslında. Sizin kendinizi içinde mutlu hissettiğiniz, o insanlarla beraber olmaktan, onlarla birlikte bir şey üretiyor olmaktan zevk aldığınız bir yere geçiyorsunuz, o proje zaten bir şekilde iyi oluyor. Yani onun kötü olma şansı olmuyor. Ortak enerjiyle, ortak o işbirliğiyle o proje bir şeyler oluyor. Diğerlerinin emek sarf ettiğinden eminsen, hani içine girdiğinde, hani orada başka hesapları yoksa, gerçekten o işi iyi yapmak için oradaysa, o seni mutlu ediyor. Ondan sonra da orada olmak istiyorsun. Şimdi bunun olmadığı tiyatro oyununda hani ben sahneyi daha çok seviyorum demenin bir anlamı yok. Aksine daha kötü oluyor. Çünkü bir sezon boyunca aynı insanlarla aynı oyuna çıkıyorsunuz. Yani şimdi hiç değilse film olsaydı bu kötü olan şey çekerdin biterdi. Hani kurtulurdun da. Şimdi tiyatro olunca kurtulamıyorsun da öyle bir şeyden. Dolayısıyla hani anlatabildim mi? Hani tiyatroyu seviyorum demenin bir anlamı yok orada. Hani mutsuzsan içinde. Yo ben yine de tiyatro. Ya ne alakası var? Hani
Ama çok mutlu olduğun bir film olsa o zaman da bitmesin dersin. Keşke iki hafta daha çalışsaydım falan dersin. Yani hani biraz daha uzun sürseydi dersin. Öbürü daha büyük zulüm mesela gerçekten. Gene gideceğim oraya. Gene o oyun. Gene o of, gene öyle olacak. Gene böyle olacak. Ya bunu yaşamaktansa tabii ki sevmediğim bir filmde olmayı tercih ederim yani hani sevmediğim oyunda olmaktansa. Ama sevmek dediğimde dediğim gibi şey değil yani. Aman Tanrım ne güzel Hamlet oynuyorum değil derdim. Yani çünkü ekiple mutlu değilsen, yaptığın işten mutlu değilsen, çalıştığın tiyatro prodüksiyonuyla mutlu değilsen Hamlet oynasan ne olur, oynamasan ne olur? Sen zaten full performans orada olamayacaksın ki. Yapamayacaksın zaten yani. Çünkü kafanın içi dolu olacak bir sürü şeyle. O yüzden de proje ve projenin kurulumu, onlar önemli. Onlar kalıyor zaten geriye. İşler her şekilde geçiyor gidiyor. Sen dünyanın en büyük projesini yap, en acayip şeyi yap. Bir takım sitelerin kütüphanesine giriyorsun ve bitiyor. Birileri açarsa izliyor, açmazsa izlemiyor. Yani bugüne kadar yapılmış en acayip filmi çektik. Nerede şu an o film? Bir takım sitelerin kütüphanesinde duruyor. Açan olursa izleniyor, açan olmazsa izlenmiyor. Ama bana, işin içindeki bana kalan şey, işte o çalıştığım an oluyor. Çünkü bana öğreten şey de o oluyor. Bir sonraki projem için beni destekleyecek şey de orada öğrendiğim şey oluyor. Dolayısıyla seçemem tabii ki. Proje seçiyorum, şey değil. Sahne ya da kamera demem. Peki Tansu Bey, sizi neden daha çok art house filmlerinde görüyoruz? Bu sizin özel tercihiniz mi? Yani hem özel tercihim, orada rahat hissediyorum kendimi bir şekilde. O ortamda daha rahat hissediyorum tabii ki. Ama bir yandan da öyle de gelişti hikaye. Şey olmadı yani. Öyle geldi. Bir de onlar çok arka arkaya geldiler bir anda. Benim ilk işte böyle sanat filmi dediğimiz filmlere girdiğimde böyle nasıl diyeyim, bir tane çektim, 3 ay sonra bir tane daha geldi. Sonra ikisi aynı anda geldi falan, böyle üst üste de oldu. Ve ben dediğim gibi o sırada buna bir eğitim gözüyle bakayım dediğim için çok kolay dahil olup, çok kolay işin içinde olabildim, çok kolay orada çalışabildim. Ama tabii ki hikayeleri seçtim. Çok şükür bugüne kadar da çoğunlukla doğru seçimler yaptığımı da düşünüyorum yani hikaye anlamında. Çünkü oynadığım bütün filmler bir şekilde festivallere girdiler. Yani pek dışarıda kalan film olmadı. Bu anlamda da şey yapıyorum, hani nazar değmesin ama proje seçerken de doğru yerden baktığımı da düşünüyorum aslında. Önemli olanın da o olduğunu düşünüyorum. Yoksa benim de bir tane sanat filmim olsun diye yola çıkmanın çok bir manası yok. Yani ne anlatıyoruz, neyin peşindeyiz, neyi anlatmak istiyoruz? Ki buradan kastım şey de değil, öğretmek değil. İnsanlara sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış da biz biliyormuşuz gibi bir şey, ahkamını kesmek değil. Öyle şeyler olduğu zaman da oynamıyorum mesela. Bir hikayeyi merak eden, bir hikayenin peşinde gidip onu anlatmak ve bunu paylaşıyor olmak isteyen birileriyle yapıyorum. Onun dışında hani sinema böyle olur. Ben şimdi bak görün nasıl filmler çekeceğim. Bu hikaye çok önemli. Türkiye'nin bu hikayeye ihtiyacı var. Bakışındaki hikayelerle çalışmak istemiyorum. Bu ister vizyon filmi olsun, ister şey olsun, sanat filmi olsun. Fark etmiyor yani benim için. O yüzden asıl olan hikaye. Ve bunun peşinde koşmak isteyen insanlar. Hikayenin önde olduğu, hikayenin asıl konumuz olduğu. Senin çekeceğin o harika sahneler değil de, yönetmenin çekeceği o muhteşem sahneler değil de, o hikayenin önemli olduğu. Yönetmenin de kendi yazmış olsa bile, kendi çekiyor olsa bile, o hikayeye artık hizmet eden yere kendini konumladığı projelerde olmaktan hoşlanıyorum. Çünkü orada hep beraber güzel bir şey olmaya başlıyor. Çok ciddi emek var o işlerde ve herkes gerçekten bunu hissettiği anda en ufak birimden en büyük birime kadar bütün birimler gerçekten orada angaje oluyorlar ve çalışıyorlar ve bu da başka bir deneyim haline geliyor. Çok güzel oluyor yani. Tansu Bey, sizi ileride kamera arkasında görecek miyiz? Mesela bir yönetmen olarak, bir senarist olarak. Hiç öyle planlarım yok ama hayır da demiyorum. Yani şeyi bıraktım. Net ve bundan sonra böyleleri bıraktım. Kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Dünya zaten artık öyle bir yer değil. Yani dünya eskisi gibi böyle statülerin korunduğu bir yer değil. Onlar dağılıyor. Yani nasıl hani sınırlar kalkıyorsa ortadan, statüler arası sınırlar da kalkıyor ortadan. Üretim biçimleri değişmeye başladı. Her şey başka türlü bir hale geliyor. Bunun içerisinde de bir şeylerde diretmenin çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bunun illa yönetmenlik olması da gerekmiyor. Başka bir şeyini de yapabilirsin. Belli olmaz. O gün öyle
denk gelir. Onunla öyle bir kafanız uyuşur o insanla. Başka bir yerinde olursun. Yapımcısı olabilirsin, yürütücüsü olabilirsin, bir sürü şeyi olabilirsin. Sanatında çalışabilirsin, kostümünde çalışabilirsin. Her şey mümkün. Dolayısıyla şey demiyorum, yapmam gibi sert bir şeyim yok. Ama yani mutlaka yapacağım gibi bir hayalim de yok açıkçası. Denk gelirse bir şeyler. Olursa olur, olmazsa da çok önemli değil. Tansu Bey, gelen konuklarıma genelde bu soruyu soruyorum. Ülkemiz sineması hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence daha kötüye gitmiyor mesela. Şimdilik bunu bir artı olarak yazabiliriz. Bence gidiyor. Ama iyiye gitme sürecinin yavaş olduğunu düşünüyorum. Yani bu hızlanabilir belki. Ama daha iyiye gidecek bence. Biz ülke olarak zor bir ülkeyiz. Yani şey olarak zoruz. Hep iyi ve kötüyü şeyden bağladığımız için Hollywood muyuz, Bollywood muyuz, neyiz? Bak Avrupa'da ne oluyor, bizde ne oluyor? Yani şimdi buradan karşılaştırmayla tabii ki kötü gidiyor. Oraya bakarsak. Ama Hollywood'u baz alacaksak zaten tüm dünya sineması çok kötü durumda o zaman. Hani burada böyle önüne Hollywood'u koyup da bizim niye filmlerimiz böyle değil? Yani nasıl olsun? Yani şimdi onların dünyaya film dağıtım ağlarıyla senin film dağıtım ağların aynı değil. Onların herhangi bir starı, yani orada herhangi bir starı olduğu zaman dünya starı oluyor. Amerikan starı olmuyor. Burada Türk starı oluyor. Yani Türkiye'nin starı oluyor. Sonra belki biraz Orta Doğu oluyor. Sonra belki biraz Güney Amerika oluyor. Ama onlar sonra oluyor. Yani bir anda da oralara yayılmıyor ki buradaki yıldızlar. Ama orada biri yıldız oluyorsa gerçekten tüm dünyada yıldız oluyor. Şimdi bununla kendini karşılaştırırsan tabii kötü gidiyor. Yani tabii ki. Ama bununla karşılaştırmaya gerek yok. Yani burada asıl olanın şu olduğunu düşünüyorum. Biz gerçekten kendimize ait hikayelerin peşinde miyiz? Yoksa kendimize ait hikayeler gibi gösterip bunları anlatım dili olarak da Avrupa'ya ya da Amerika'ya benzetip oradan mı bir şeyin peşindeyiz? Ne yapıyoruz yani? Ne yaptığımız hakkında fikrimiz var mı? Bence biraz önemli olan kısmı o. Yoksa seyirci sayılarıydı, reytinglerdi, şuradan buradan falan başarı testi doğru değil bence. Sinema olarak ne yaptığımız önemli, hikaye anlatımı olarak ne yaptığımız önemli. Bu konuda da bence yeni yeni de bir sürü yönetmen çıkıyor ve gayet de güzel şeyler de yapıyorlar. Festivaller daha çok merak etmeye başladı son dönemde mesela bizim filmlerimizi. Merak ediyorlar bazı yönetmenlerimizi. Bu iyi bir şey. Zaman içerisinde de açılacak, daha iyi olacak. Tabii ki diziler daha iyi durumda çünkü onlar artık bir sektör oldular. Onların artık yönettikleri ciddi bir ekonomi var. O olduğu zaman zaten iş bir yere gelmiş oluyor. Ama bizim hani sinema dediğimiz şey ne? Tabii burada onu da şey yapmak lazım. Gerçekten bir ayrım var. Vizyon sineması, sanat sineması diye bir ayrım var. Şimdi vizyon sinemasının da belli bir ekonomisi var. Onlar da o yüzden orada yürüyebiliyorlar. Ki ayrıntısını bilmiyoruz mesela. Belki de şu an onlar da iyi durumda değiller. Şimdi o kadar da şeyini bilmiyorum. Dıştan bizim gördüğümüz bu. Ama hikaye peşinde koşmak, iyi film aramak, iyi film çekmek istemek. Bence bu konuda şey oluyoruz. Art House için söyleyeyim. Bu konuda bence ilerliyoruz. Daha iyi yerlere gideceğiz. Ama biz görecek miyiz onu bilmiyorum. Yani. Çünkü bir şekilde bugüne kadar bizim yaptığımız her şey zaten öncesinde yapılmıştı. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Yeni bir şey yaptığının iddiasında bulunmamak gerekiyor. Dolayısıyla evet elinde hikaye anlatmaktan başka bir şey yok. Yani senede işte kaç film çekiliyor acaba dünyada senede? Yani herhalde binlerce, zaten binlerce de hani 10 binlerce film çekiliyor muhtemelen. Kimsenin bulmadığı bunca sene boyunca çekilen bütün bu filmlerin içinde senin kimsenin bulmadığı bir şey bulma ihtimali yok ki. Yani zaten yapılmıştır o. Sen görmemişsindir, ben görmemişimdir ama zaten yapılmıştır o. Dolayısıyla yeni, çarpıcı, aman tanrım ortalığı yıkıcı şeylerin peşinde koşmayı bırakmak gerekiyor. O yüzden hikaye bulmak gerekiyor işte. Doğru bir şekilde zamanı yakalayan bir hikaye bulup o hikayenin peşinden gitmek gerekiyor. Sonra ona uygun aracı bulmak gerekiyor. O araç da dünyanın en basit çekim stili olabilir, çekim tarzı olabilir.
Anlatabildim mi? Yani illa böyle tepelerde kameralar uçması, bilmem ne olması, falan olması, filan olması gerekmiyor. En basit hali olabilir. Hikaye için doğru dili bulmak aslında. Senin yapmak istediğin, senin hayal ettiğin sinema için doğru dili bulmak değil. Çünkü o zaman şey olmaya başlıyor. Her şeyi birbirine birleştirmeye başlıyoruz. Aynı anda, yani bir tane film çekeceğim, aynı anda hepsi olsun. Hem drone kullanayım, hem Nuri Bilge gibi uzun plan kullanayım, hem falan, ama olmaz ki. Her filmin kendi dili var. Onu sonraki filmine saklayacaksın bazı şeyleri. Ama ya çekip çekemeyeceğimi bilmiyorum. O zaman şansına küs. O zaman çekebilmek için uğraşacaksın. Ne yapman gerekiyorsa o ikinci filmi çekip onu kullanabilmek için yapacaksın. Ama her şeyi aynı yere sığdırırsan o zaman işler karışıyor. O zaman sen bireysel olarak sadece sen tatmin olmuş oluyorsun. Bu aracı da kullandım, bu aracı da kullandım, bu kamerayı da kullandım, bunu da kullandım, onu da yaptım, o açıdan da çektim, bu açıdan da çektim, o ışığı da kullandım. Bravo. Ne çıktı ortaya peki? Yani hangi tarza sokabileceğim, hangi dile sokabileceğim film çıktı ortaya ve ben bu filmi ne yapacağım? Yani hiçbir şey yapamazsın o filmi. Ama başarılı olmuş filmlere baktığımızda bir tarzla hikayenin uyuştuğu, o hikayenin ancak öyle anlatılırsa bir şeye dönüştüğü filmler aslında başarılı oluyor. Dolayısıyla tarzı da ona göre seçmek gerekiyor. Yani gelecek kaygısıyla birlikte, o korkuyla ya bir daha film çekemezsem diye yapabileceğin her şeyi şu andaki filmine sığdırmaya çalışırsan o zaman zaten olmuyor. Güzel bir şey zaten olmuyor. Sen de işte tamam ben tatmin oldum oluyorsun. Sen tatmin olsaydın, oturup hayal kursaydın daha büyüğünü hayal ederdin zaten. O kadar para harcayıp annenin babanın evini satıp bunları yapacağını hani oturup hayal etseydin zaten bunun daha büyüğünü hayal ederdin. Madem eninde sonunda sadece sen tatmin olacaksın, o zaman otur hayal kur. Niye milleti boşu boşuna yoruyorsun yani? Anlatabildim mi? Hani bunlar onun olması gerektiğini düşünüyorum. Bence en büyük eksiğin o olduğunu düşünüyorum. Tansu Bey, biraz Bahçe Galata'yı konuşmak istiyorum. Bahçe Galata Siz, Tülün Özen, Saim Güveloğlu tarafından 2020 yılında kapılarını açıyor. Tiyatro kökenli her oyuncunun hayali midir tiyatro sahnesi açmak? Artık kendi tiyatromuz olsun gibi bir yerden açmadık aslında. Biraz böyle bir kendimize alan olsun diye açtık. Merak ettiğimiz şeyleri rahatça çalışalım diye açtık. Onun dışında biz böyle ufak tefek Saim'le, işte Tülin'le birlikte böyle ufak tefek bir şeyler yapıyorduk. Bunu yaparken bir alana ihtiyacımız oluyor. Sonuçta tiyatro üzerine bir şey yapıyoruz. Bir alana ihtiyacımız oluyor. Biz aslında biraz o alanı açmak istedik. Öncelikle kendimize iyi gelsin diye açtık burayı yani. Yoksa bir tiyatro hayalim, sonunda bir tiyatrom oldu gibi bir duygumuz yok. Yani alana ihtiyacımız vardı, açtık. Ve ders veriyorduk, Sayım da veriyordu, ben de veriyordum. Yavaş yavaş Tülin de vermeye başlıyor. Bu dersleri de burada yaparız dedik. Orayı da öyle götürürüz dedik. Denemek istediğimiz bir şey varsa rahatça deneriz. Kimseye rica minnet etmeyiz. Bir takvimde şuydu buydu bir yerlere sıkışmaya çalışmayız. Kendi alanımız var, gider o alanda deneriz. Kafamıza bir şey takılıyorsa, merak ediyorsak onu orada çalışırız. Bir yandan da başkalarına da bir alan olmuş olur gibi bir yer olarak açtık. Yoksa romantik bir hayalle açmadık açıkçası. Böyle bir tiyatrom olsun sonunda falan gibi bir şeyim benim de yoktu. Tülin'in, Sayım'ın da yoktu aslında. Ama alana ihtiyacımız vardı. En elzem olan şey oydu. Kimin fikriydi ilk? Sayım'dan geldi ilk. Neden olmasın dedi. Biz de evet doğru neden olmasın dedik. Aslında düşünmemişiz de. Hani böyle bir yer olsun falan gibi. Sayım'ın durumu daha sıkışıktı tabii. Onun daha çok dersi var falan. Şimdi o yer arıyor, sürekli bir şeyler yapıyor. Yani hem ders verelim burada bir şekilde ders alanımız olsun. Hem de böyle kendimize ait bir alan olsun. Hakikaten de açtık. Sonra da işte Eylül sonu gibi şey bitti. Tadilatı bitti. Yerleştik. Mart'ta da pandemi patladı zaten. Ondan sonra işte pandemi sürecinde kapalı kaldı ama o bile bize çok iyi geldi. Çünkü yakında Galata'da, evime de yakın, hani çık oraya git ve orada çok iyi oldu. Hani eve kapanmadan, şey yapmadan falan. Biraz böyle hani dışarı çıkabildiğimiz anda oralarda buluşmak çok iyi oldu. Tam aradığımız alan pandemide de bizim işimize yaradı yani gerçekten. Peki Galata yeri Beyoğlu olmasının özel bir nedeni var mı? Özellikle orası özellikle seçmedik. Yer ararken orası çok güzel denk geldi. Ve bir girdik, böyle bir okey dedik hemen. Böyle üçümüz birden bir anda çok sevdik orayı. Burası olur dedik. Yeri de çok güzel. Serdar Ekrem'de, yani kuleye hani bir dakika demeyeceğim. O kadar o uzak kalır.
hani çok yakınında. Dolayısıyla böyle vapuru var, metrosu var, otoparkı var, her şeyi var yani. Şeyi var, etrafında bir restoranı, şusu busu falan da var. Turistik bir bölge. Sokak çok güzel bir sokak. Çok eski ve şey bir sokak. Güzel bir sokak. Yerimizden de mutluyuz yani o anlamda. Çok güzel oldu hakikaten. Sonrası da geldi işte. Biz de tam gerçekten gene kafamıza göre gittik. Nora'yı seçtik mesela. Nora 2'yi seçtik. Ve hakikaten de dolu oynuyoruz. Tamam, çok böyle hani doldurmakta zorlanacağımız bir kapasitemiz yok. 60 kişi kadarız ama yine de doluyor olması çok güzel bir şey. Biletleri açıyoruz. O ayın biletleri hemen 2-3 gün içerisinde bitiyor. Aynı zamanda Alan Kadıköy'de oynuyoruz. Orası da hemen doluyor. Oyun da çok güzel oldu. Yani tam kendi istediğimiz gibi içimize sinen şekilde çalıştık. Hiçbir seyirci kaygısı gütmeden çalıştık. Tam biz ne merak ediyorsak onun peşine gittik. Ve onun sonucunu da aldık. Çok güzel oldu. Hani bu ikinci sezonu, iki sezondur hakikaten dolu gidiyor. Karşılığını da buldu. Ve o da tamam oldu bir yandan. Hani bir oyun yaptık, o da okey oldu. Tansu Bey, şu an yeni projeleriniz var mı? Gelecek. Şöyle, biz geçen senenin sonunda Bizi Öldürmek İsteyen Muhteşem Hayat diye bir oyun yaptık. Bu sefer onda Sayım da oynuyor. Sayım'ın eski bir projesi bu. Daha önce Kadir Has'la ders verirken öğrencilerle yaptığı bir proje. Mine Söğüt var. İsmini de onun hikayesinden, öyküsünden alıyor zaten. Kafka var. Ursula Le Guin var. Çehov var. Ve bir takım alıntılar var. Şimdi bu dört hikaye birleşiyorlar ve bize bir şeyler anlatıyorlar. Biraz böyle bir hem hikayeleri anlatıyoruz hem de bir parça bunu acaba seyirci için deneyime çevirebilir miyiz gibi bir şeyleri merak ediyoruz şu anda. Şu anda o alanı arıyoruz. Hani nasıl yapabiliriz bunu gibi. Onu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz biraz öyle şeyler de yapmak istiyoruz bahçede. Yani sadece gelip seyircinin oturup oyuncunun oynadığı gibi bir düzenin biraz nasıl dışına çıkarız? Seyirciyi de boğmadan veya onu tedirgin etmeden, korkutmadan, derdimiz onu hırpalamak değil yani. Seyircinin bunu bir parça deneyim gibi hissedebileceği bir oyun bulabilir miyiz? Öyle bir oyun kurabilir miyiz? Onların peşindeyiz biraz. Onlar için de işte alana ihtiyaç var yani, onları merak etmek için. Biraz oralara da gitmek istiyoruz. O tür şeyler yapmak istiyoruz. Bahçe Galata'da ne gibi oyunlar ve atölyeler var? Ben audition atölyesi veriyorum. Audition'ın çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum ve bu konuda çok fazla da bir şey yapılmıyor bence. Bu konuda yardımcı olabildiğimi de hissediyorum öğrencilere. Daha önce ben bunu Kadir Has Üniversitesi'nde vermiştim bu dersi. Hakikaten böyle onları yani başladıkları gün gibi hissetmeyecekleri bir programımız var gerçekten. Bir kere çok fazla şey denemiş oluyorlar, kendilerini tanımış oluyorlar, kendilerini açmış oluyorlar, bir farkındalık haline geliyorlar. Yani oyunculuklarını da etkiliyor aslında bu. Sadece orada şunu öğretmiyorum yani, audition teknikleri, trikleri, şöyle bak, şöyle dur, senin yüzünün bu tarafı güzel, bu tarafı değil falan, hani onlar değil. Işığı şuradan al gibi şeylerle ilgilenmiyorum aslında. Tamamen onun metne yaklaşımı, kendisini nasıl biricikliğini ortaya çıkarabileceği üzerine gidiyorum. Ve dolayısıyla da bütün ders boyunca aslında her oyuncuyla neredeyse birebir sadece onun sorunu üzerine çalışıyoruz. Bir genel sorun üzerinden audition dersi yapmıyoruz aslında. Hani burada 10 kişi oluyor sınıflar genelde. O yüzden arttırmıyorum sınıf sayısında. 10 ya da 12'yi geçmiyorum. 12 kişi ayrı ayrı, herkes kendi sorunuyla ilgili çalışıyor. Bir genel sorunu şey yapmıyoruz yani. O anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum. Audition çok önemli bir şey. Çünkü istediğin kadar oyuncuyum ben de, iyi oyuncuyum de, o audition'ı geçemediğim müddetçe zaten birileri tarafından görülemiyorsun. Dolayısıyla en büyük yaralı oldukları yerde orası genç oyuncuların. Genç olmayan da var bir sürü. Yani orayı bir aşsam zaten olacak diyorlar mesela. Şimdi orayı aşmanın yolunu kendi içlerinde kendilerine ait bir yol olarak bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum aslında. Sayım oyunculuk çalışıyor. Sayım orada çok güzel işler yapıyor bence. Sınıfları inanılmaz mutlu ve memnunlar. Herkes girdiği 10-16 hafta falan sürüyor. Hani ilk hafta ile son hafta arasında ciddi fark oluyor oyuncularda. Çok bir kere özgüvenleri artmış oluyor. Kendilerini daha rahat ifade ediyor oluyorlar sahnede. Kendilerine ait bir şeyleri keşfetmiş oluyorlar. O şu anda mesela Meisner tekniği
ağırlıklı olarak kullanıyor. Ama diğer tekniklerden de besleniyor. Çünkü sayım zaten öyle biri. Birçok yerden beslenebilen biri. O yüzden de şey gibi değil. Meisner dersi veriyorlar orada gibi bir durum yok aslında. Çok çeşitli bir şey var. O çok faydalı. Onun dışında da aslında başkalarıyla da başka türlü atölyelerde yapmak istiyoruz ama henüz ona bir alanımız yok. Yani vaktimiz yok, alanımız yok. Bir de bizde şöyle bir şey oluyor. Tabii herkes ekstra işlerde çalıştığı için öğrencilerin büyük çoğunluğu akşam saati gelebiliyor. Yani işlerinden çıkıp gelebiliyorlar. Dolayısıyla bizim günlerimiz biraz boşa çıkıyor. Yoksa yapabilsek ben mesela gündüz dersleri yapmak istiyorum. Bu sene biraz onu becerdim. O da 1 ile 4 arası oldu yani. Hani sabahtan olamıyor hala. O anlamda böyle hani gündüz dersi yapabilsek iyi olacak ama öğrencilerin çoğu tabii ki şey bir yerlerde çalışıp geldikleri için onu henüz yapamadık. Öyle olsa aslında bir de gündüz şeyimiz var. Tansu Bey, şu an yeni projeleriniz var mı? Şu anda hiçbir şey yok. Pera Palas'ın ikinci sezonunu çekeceğiz. Pera Palas'ta gece yarısı yayınlanmıştı. Onun ikinci sezonunu çekeceğiz. Onu bekliyorum. Ve onun dışında görüştüğüm ve haber beklediğim yerler var. Tansu Bey, peki sizin için özel yeri olan bir proje var mı? Hepsi farklı farklı yerlerden özel aslında. Böyle hani diğerleri de özel değildi diyemediğim için bir şey söyleyemiyorum açıkçası şu anda. Bilemiyorum. Bir şey demeyeyim. Bilemiyorum. Evet, evet. Çok var çünkü böyle onun olsu, bunun busu, bunun busu gibi. Hani o yüzden öyle boş verin. Çok keyifli, çok güzel bir söyleşi oldu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, Hepsi Sinema'nın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.